Herkese Sini Motorlog'dan selamlar, sevgiler. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçirmişsinizdir. Benim fena değildi, her zamanki gibi. Bu sanırım introlarda aynı şeyleri söylemeye başladım sanırım. Yani biraz tekrar gibi oluyor ama gerçek bu. Bugün eve başka bir yerden gidiyorum. Bugün aklıma bir şey geldi size. Bunu paylaşmak istiyorum. Ben motoru aldığım zamanlarda, hatta almayı düşündüğüm zamanlardan itibaren hep bir uçma isteği vardı. Yani uçma isteği derken uçakla. Aslında uçakla da değil. Gliding adında motorsuz ve pervanesiz uçaklar var. Hep çok ilgimi çekiyordu. Acaba denesem mi diye düşünüyordum. Ama hiç vaktim olmadı. Çünkü bu sene gerçekten çok kötü geçti. Bu yılın ortasında abim kalp krizinden rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. 49 yaşında kalp krizinden ne yazık ki kaybettik. Gurbette yaşamanın ne kadar zor olduğunu bir daha öğrendim. Çünkü koronadan dolayı, uçak olmadığından dolayı cenazeye gidemedim. Yani uçak olsa da cenazeye zaten yetişemezdim ama en azından ailemin yanında olup destek vermiş olurdum. Ne yazık ki kısmet olmadı. Diğeri de eşimin, erkek kardeşinin eşi, kanserden rahmetli oldu genç yaşında. Son yakın zamanda da bir akrabamız, o da koronavirüsten dolayı rahmetli oldu. Gencecik yaşında o da. Yani çok iyi geçmedi aslında bu sene ya. Hem yoğundu hem sevdiklerimi kaybettim. Allah daha beterinden sakınsın inşallah. Neyse, bu uçma duygusu, konuyu dağıtmayayım. Uçma duygusu benim kafama yine yerleşti. Acaba gidip pervanesiz bir uçakla uçuş yapsam mı? Yani ben uçurmayacağım tabii ki ama deneme uçuşundan bahsediyorum. Ben bunu geçen birkaç hafta önce eşime bahsettim. Eşim de hayatta olmaz dedi ve hayır dedi. Burada bir şey olmuş. Olmamış. Hayatta olmaz, kesinlikle yapamazsın dedi. Ama uçma fikri aklımdan çıkmıyor. Yani ben eğitim alıp daha sonra kendim uçmak istiyordum ama sanırım bir eğitmenle bir uçuşa katılmak istiyorum. Şuradan dönelim. Bu ne biçim kaymış ya? Motorsuz uçak nedir diye soracak olursanız arkadaşlar, glider plane diye yazın. Glider, Amerikan aksanıyla söyleyeyim. Avustralya aksanı glider. Bakın, ya da pervanesiz süzülen uçak diye geçiyor herhalde. Yani Türkçesini bilmiyorum şimdi, yalan olmasın. Sizi bir vinçle havaya fırlatıyorlar. Ya da bazı modellerin de aslında ufak bir pervane oluyor kalkması için. Ondan sonra pervaneyi kapatıp hava akışıyla, hava akımından süzülüyorsunuz. Sizce yapayım mı? Yoksa yapmayayım mı? So it's really under two, under about 3 seconds. You're saying. All out.
That's insane. Like the rockets, yeah. This is awesome. At the release? Yep. 1,900 and at 55-60 knots. Good time. Wow, this is really smooth. Isn't it? Sanırım yapacağım. Birkaç yer buldum. Yaz bitmeden bir uçmak istiyorum. Yani uçaklar şu an sınırlar daha yeni açılmaya başladı ama yoğunluk başladı aynı zamanda. Christmas sezonu. İşler yoğun. Tatil yapamıyoruz. Uçmayı da çok seviyorum aslında. Ben 2013-2015 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda uçak teknisyeni olarak çalıştım. Bir sene aslında uçak teknisyeni olarak çalıştım. İkinci senemi de Türk Hava Yolları'nın kalite güvence bölümünde kalite denetmeni olarak çalışmıştım. Yani sürekli her gün havalimanına gidip uçakların içinde çalışıyordum bir nevi. Uçmak kadar güzel bir şey yok. Uçmadıysanız ilk fırsatta kesinlikle deneyin. Hadi geçelim ben buradan. Neyse benimle fikrinizi paylaşırsanız ona göre ben de karar veririm. Glider approaching, the airplane is staying over the airfield for aerobatic program and looking out for you. 7-1 is above the airfield and I have the other plane inside. Yes, we can see you. You are going straight into downwind. Check your landing gear. 7-1, downwind runway 20, gear down and locked. Very light rain, wind from the north, 3 knots. Alto Bravo, avanti. Sono 8 km dai campi di avvicinamento, mi dai la condizione sulla verticale del campo? Siamo in questo momento in corso un atterraggio, c'è una pioggia che si leggera adesso, il vento è molto variabile, 3 nodi. Completato, grazie, sono a 7 km, tema non completato. Congratulazioni lo stesso. Herkes kendine çok iyi baksın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Üye değilseniz lütfen üye olun. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla da paylaşın aslında. Benim için çok faydalı olur. Hadi Allah'a emanet. Hoşça kalın.